Ham ya salam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biz sizden geçen video kurgovular hakkında danışmışlar. Bu videoda ise tutkuşlar hakkında danışacağız. Tutkuşlar dediğim gibi biz keçenlerden saklıyoruz ve çok güzel hayvanlardır tutkuşlar ve hem de ağıllıdırlar. Bundan başka tutkuşların yemlerine de çok dikkat etmek lazımdır. Onlara vitaminli yem vermek daha yaxşıdır. Gördüğünüz kimi burada adi yemlerimizden var. Gördüğünüz kimi burada da vitaminli yemlerimizden var. Burada bu vitaminler var. Sonra semiç kabımız var. Sonra adi yemlerimiz. Sayılabilmeyecek kadar çok şey var bunun içinde. Ona göre de vitaminli yem vermek kuşun hastalıklardan, aç kalmamasından, vitaminli olması için çok önemlidir. Bundan başka biz erken içinde bir yollarla ayıra bilirik, bir çox yollarla. Deməli, erkeklerin burunlarının üstü göz, dişlerin burunlarının üstü ağ rəngdə olur. Onlar tutuquşlar 4, 3 veya eğer çok yumurtasalar en çok 5 tane yumurtaya bilirlər. Onların yumurtası belə balaca ağ rəngdə olur. Gördüğünüz kimi ve onlara da kömür, duz veya başka xeyirli maddeler vermek de önemlidir. Gördüğünüz kimi burada kömürümüz, sonra duz, sonra ise melimiz var orada. Bunları da versek kuşlarımız xeyirli böyüyor. Bir de bunu da çatdırmaq istəyirdik ki, qırqovulda da olduğu kimi tutuquşlarda da sularına dərman qatmaq çox önəmlidir. Marqanisli su deyilən şey, əgər marqanisli suya qatsa, daha da xeyirli olar, quşlarda sağlam böyüyərlər. Həm onların qənaət olsun deyə, həm də onların xeyirliyi üçün hərdən qarabaşaq və ya pişmişliyi də vermək onların sağlamlığı üçün önəmlidir. Bundan başqa, bu da bir önəmli məlumatdır ki, onlar bala qoyduqdan sonra, əgər bu pis ola bilər ki, birdən bala bayra çıxar və anası və atası ilə birlikdə yaşayar və birdən ana bir yumurta yumurtlayar. Onda əgər bala yumurtaya yaxınlaşarsa, ana balanı öldürmək istəyər. Bu bizim başımıza gəlib, sizin başınıza gəlməməyi üçün yuvanı yerdən hələ əskik etməyin. Bir ay yarım, yarım ay da yuva kuşların yuvasının üstündə qalsın ki, yumurtlamaq istəsələr orada yumurtlasınlar və balalar ölməsin.